Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 10-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet gezegeniniz Venüs Yay burcunda ilerliyor. Şu dönemde Venüs Yay burcunda ilerlerken sizde de böyle daha fazla gezme, seyahat etme arzusu olabilir. Yabancı kültürlere, değişik spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. Değişik kitaplar satın alabilir, bol bol okuyabilirsiniz. Üçüncü evinizde çok gezegen hareketi var. Venüs'le beraber Güneş, Merkür, Satürn Yay burcunda 3. evinizde ve bu hareketlilik sizin de zihinsel faaliyetlerinizi, iletişimle ilgili konuları arttırıyor. Medya yayıncılık konuları, hukuksal konular, geziler, eğitim işleri şu dönemde son derece aktif. Merkür retro olsa bile bu zaman zaman hani planlarda bazı gecikmeler, ertelemeler, yavaşlamalar yaratabilir. Ama bir yandan da Merkür retrosunu daha önceden yapmış olduğunuz bazı projeleri, yarım bıraktığınız işleri ya da fikir olarak, düşünce olarak oluşmuştur ama bir türlü uygulamaya koyamadığınız bazı konuları Merkür Retrosu tekrar ele almanız ve bunları tamamlamanızı sağlayabilir. Bu konuda da fırsatlar yaratabilir. Daha önceden gitmiş gittiğiniz bazı yerlere tekrar gidebilirsiniz, gezebilirsiniz. Eski okul arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Haberler duyabilirsiniz. Bunun gibi konularda gündemde Koç burcundaki Uranüs'ün Venüs ve Güneş'le yapacağı üçgen açıda hafta genelinde böyle hoş sürprizleri size getirecek gibi görünüyor. Bir sabah kalktığınızda bir anda böyle hiç beklemediğiniz sürpriz bir ziyaret de söz konusu olabilir. Özlediğiniz bir kişiyi karşınızda bulabilirsiniz. Bir haber, bir mail, bir mesaj da alabilirsiniz. Karşılaşmalar olabilir. İkili ilişkilerde de özellikle ikili ilişkilerde de unutamadığınız bazı kişilerle tekrar bir araya gelip bazı sorunları çözme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk 3 günü ay sizin burcunuzda, terazi burcunda olacak. Güzellik, estetik, sanat, ilişkiler, işbirlikleri, sosyal yaşam hareketli. Kendinizi de biraz öne çıkarabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz günler bunlar. Çarşamba gecesinden itibaren ay Akrep burcuna geçecek. Çarşamba gecesi bazı masraflar olabilir. Perşembe ve Cuma günü de biraz daha böyle para kazanma odaklı olacaksınız. Hafta sonunda ise Ay Yay burcunda kısa uzun bazı seyahatler olabileceğini işaret ediyor. Kültürel bir gün, değişik konularda da okuyabilir, bol bol bilgiler edinebilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.